Şile Kaymakamımız Sayın İbrahim Süha Karaboran'ı günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Yüreğindeki vatan ve millet sevgisiyle tarihi boyunca devlete bağlılığın, milli birlik ve beraberliğin sembollerinden olmuş çok kıymetli Şileliler. Sayın Garnizon Komutanım, bu kutsal vatan toprakları için, bayrak için, millet için, bağımsızlık için canlarını seve seve feda eden kahraman ordumuzun yiğit askerleri, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, jandarma ve polis kardeşlerim, memlekete hizmet için, millete hizmet için fedakarca çalışan kıymetli mesai arkadaşlarım, yarınlarımız, geleceğimiz, umudumuz, en kıymetli varlıklarımız sevgili çocuklar, sevgili gençler, değerli basın mensubu arkadaşlarım, her birinizi ayrı ayrı gönülden sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. Devletimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserimdir" dediği Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Kıymetli arkadaşlarım, Atatürk yorgun ve yoksul düşmüş imparatorluğun içinden yepyeni bir devlet kurulmasına önderlik etmiş ve 19. yüzyıldan beri süre gelen modernleşme hareketlerini cumhuriyete taşımıştır. Cumhuriyet gerçek bir destandır ve biliyoruz ki sayfalarında bütün bir milletin nabzı çarpmayan destanlar gelecek nesillere asla aktarılamaz. Cumhuriyet, millet iradesinin kayıtsız ve şartsız hakimiyetidir. Cumhuriyet, ırk, dil, din, kültür, inanç ayrımı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir çağdaşlaşma hamlesidir. Cumhuriyet, vatandaşlarını daha müreffeh, daha demokratik, daha aydınlık, daha hür ve daha özgür yarınlara taşıma gayretidir. Nihayet cumhuriyet bir medeniyet mücadelesidir ve insan haysiyetini her şeyin üzerinde tutmaktır. Değerli arkadaşlarım, bugün ulaştığı seviyede cumhuriyet tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere, kültürlere eşit mesafede duran yapısıyla, kendi özüyle, kendi ruhuyla daha da büyümüştür. 96 yıllık cumhuriyetimize, bu saygın sürece Türk milletinin derin bir minnet ve şükranla bağlılığı vardır. Türkiye 96 yıl zarfında çok büyük başarılara imza atmıştır. Türkiye'nin başardıklarını dünya sahnesinde çok az devlet gerçekleştirebilmiştir. 13 milyonluk Türkiye'den 82 milyonluk Türkiye'ye. Demokrasiye geçiş cumhuriyetin en büyük kazanımıdır. Bugün Türkiye çok müreffehtir. Kurumları güçlüdür, ordusu güçlüdür. Ekonomisi, tıbbı, mühendisliği, sanatı güçlüdür. Kuruluşunda 13 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin bugün yaklaşık 13 milyon öğrencisi vardır. Nihayet her alanda adından söz edilen bir Türkiye vardır. Ne mutlu bizlere ki bugün hem bölgesel ölçekte hem de küresel ölçekte önemli bir güç olan, hesaba katılan, sözüne itibar edilen bir devletimiz var. Ne mutlu bizlere ki ülkemizin istikrarına, büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına engel olmayı hedefleyen, milletimizin huzurunu bozmayı, güvenini zedelemeyi amaçlayan her türlü saldırıya rağmen
milli birlik ve kardeşliğini en güçlü bir şekilde muhafaza eden bir milletimiz var. Değerli arkadaşlarım, Anadolu toprakları sıradan bir vatan toprağı, vatan parçası değildir. Şehitlerin kanıyla yoğrulmuş böyle bir vatan toprağı daha belki dünyada yoktur. Bu coğrafya her türlü tehdide açık bir coğrafyadır. Bu topraklar üzerinde sert mücadeleler her zaman var olmuştur ve bundan sonra da var olması kaçınılmazdır. Değerli arkadaşlarım, hangi ciddi ve büyük bir devletin sorunsuz bir yapısı var ki? Büyük denizlerin fırtınası da büyük olur. Bizim de sorunlarımızın olması tabidir. Lakin bundan korkmamak lazım. Hiçbir sorun çözülemez değildir. Önemli olan sorunları çözme kabiliyeti ve iradesidir. Türkiye bir cumhuriyettir. Cumhuriyetin kurumları, kültürü, yüce milletimizin sadakati onun en büyük teminatıdır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller bu memleketin istiklaline, istikbaline ve cumhuriyete ilelebet sahip çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok kıymetli Şileliler, değerli arkadaşlarım. Bu anlamlı ve büyük günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize ve gazilerimize milletçe şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ebediyen koruyacağımıza, cumhuriyetimizi yücelteceğimize buradan bir kez daha hep beraber söz veriyoruz. Cumhuriyet sonsuza dek. En büyük bayram hepimize kutlu olsun.